mecburen konuşacağımız için. İyi akşamlar, KRT ekranlarına hoş geldiniz. Yerel Seçim 2019 programında yerel seçimin gündemini, siyasetin gündemini tutmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Bugün Sayın İmamoğlu'na sevgili Ülkü Çoban'la birlikte sorularımızı yönelteceğiz. Evet, sevgili izleyenler, biliyorsunuz Türkiye son sürat yerel seçime doğru yol alıyor. Tabii belediye başkan adaylarının da cevaplayacağı çok soru, bizlerin de sizlerin de hatta soracağı çok fazla soru var. Bu yüzden ben bu noktada hatırlatayım Gökhan. Konuğumuz Sayın Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu cevaplıyor hashtag ile bize Twitter ve Facebook üzerinden sorularınızı, yorumlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp hattımız da var, onu da Gökhan verecek. WhatsApp'tan da değerli izleyiciler, dilediğiniz soruları 0545-357-4213 numaralı telefondan bizlere yazabilirsiniz. Zamanımız el verdiğince tüm sorularımızı Sayın İmamoğlu'na yönelteceğiz. Ben ilk soruyla başlayayım. Sayın Başkan, ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Adaylık sürecinizle ilgili. Çok sayıda isim İstanbul için geçti CHP'den. O isimlerden biri de sizlerdiniz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sizi evinizde ziyaret etti ve bir anda o işaret fişeye atıldı artık. Bu süreçte neler yaşandı? İlk haberi aldığınızda ne hissettiniz? Ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve CHP il yönetimi sizi nasıl motive etti efendim? Evet. Yani aslında bu tek taraflı bir motivasyon değil. Alışılagelmiş adaylık ya da adaylık sürecinin biraz dışında bir süreç. Gündemi ve ortamı beraber değerlendirerek bir beraber ortak akıl kararı verme gibi, ortak akılla süreci tanımlama gibi bir pozisyon yaşadık aslında. Elbette ki genel başkanımızın süreci tanımlaması çok netti. Bu benim için büyük onurdu. Hani tabiri caizse bizim ismimiz de süreci donatmış oldu. Ama bu hani kişisel bir motivasyon gerektiren bir unsur değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir olaydır. Türkiye'nin en önemli makamlarından bir tanesidir. Ve hizmet edilmesi gereken en büyük şehirden bahsediyoruz. Bu sadece İstanbul Türkiye için değil, dünya için de önemli bir cazibe merkezidir. Dolayısıyla bu süreçte İstanbul'la ilgili yapacaklarımız konusunda benim zaten İstanbul'un bir belediye başkanı olmam, zaten sürece, olaylara, konulara, sorunlara hakimiyetim konusunda büyük bir avantaj. Böyle yaklaşımlarla yani bütüncül bir hareket oldu aslında. Dedim ya, Türk siyasetinde bence çok farklı bir metot uygulandı. Bu sürecin baş mimarı da genel başkanımdır.
Bekliyor muydunuz? Peki Sayın Kılıçdaroğlu en yani benim için beklenmeyen İmamoğlu ismi vardı sözleri. Tabii ki benim için beklenmeyen bir süreç değildi. Çünkü ben yaklaşık bundan 1,5 yıl kadar önce Sayın Topbaş'ın istifayla, daha doğrusu istifa ettirilerek diyeceğim, süreçten geri durması ya da kendi istifa mekanizmasını kullanmasıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir oylama yapılmıştı. Evet. Ve partimin adayıydım ben orada. Dolayısıyla aslında bu mesaj bize verilmişti, zihnimizde vardı ve biz İstanbul'a uzak duran bir belediye başkanı değildik. İstanbul'la ilgili birçok konuyu araştıran, sürecin içinde olan birisiydim. Dolayısıyla zaten süreç vardı. Sadece araya zamanında olmasını beklediğimiz genel seçimin erkene alınması biraz arayı soğuttu diyelim ya da süreci biraz bulandırdı diyelim. Ama sonrasında yine hızlıca partimizin karar mekanizmaları, bize olayın sürecin taşınması, teklifin gelmesi, genel başkanımızın gerçekten çok üst seviyede bir kabulü bize dönük. Bu bizi çok mutlu etmiştir, sorumluluğumuzu arttırmıştır. İl başkanlığımızın aynı derecede sürece inanmış olması, işte o dediğim hani bütüncül karar mekanizmasının her tarafını olgunlaştırdı ve doğru bir karar verdik. Hep beraber şu anda onun da keyfini sahada çıkarıyoruz. Yani enerjimiz de aldığımız elektrikle karşılıklı vatandaşla kurduğumuz o güzel diyalogla keyfini sahada çıkarıyoruz. Şimdi bu noktada ben size bir soru yöneltmek istiyorum. Oldukça yoğun bir tempoda 31 Mart'a doğru yol alıyorsunuz. Sizi daha çok biz sokaklarda, caddelerde görüyoruz. Evet. Bugün de öyleydi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul sokaklarındaydınız. Teşekkür ediyoruz bir kez daha, burada stüdyomuzdasınız şimdi. Enerjimizle halkın içerisinde olmaya gayret ediyorum dediniz. Diğer yandan önemli bir nokta da şu. Bir belediye başkanı olarak ben zaten avantajlı durumdayım. Avantajlarını biliyorum, İstanbul'u biliyorum dediniz. Şimdi Beylikdüzü %51 oy oranıyla belediye başkanı olduğunuz bir yer. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden orayı aldınız. Belki tek bu şekilde nitelendirebileceğimiz bir ilçeyle doğru, karşı karşıyayız. Son seçimde tek Beylikdüzü olmuştu. Değil mi? Tek Beylikdüzü olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır sözleri çok önemli. İstanbul'un onun için de ne kadar önemli olduğunun aslında bir göstergesi. Şimdi bu süreç içerisinde Beylikdüzü'nde sergilediğiniz bu başarıyı, o oy oranını İstanbul'da gerçekleştirebilme öngörüsünü halkın arasında içindeyken hissedebiliyor musunuz? Bunu size yansıyan böyle bir gözlem var mı? Teşekkür ederim Ülke Hanım. Kesinlikle var. Yani hissediyorum. Az önce dediniz ya, yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo. Ben şöyle söyleyeyim. Hani bu morali hissetmesem bu tempoyu yakalamanız mümkün değil. Yani insan zorla gidemiyor. Yani zorla ittirmeyle sokakta koşamıyor. Bu işi seveceksiniz, bu görevi çok isteyeceksiniz. Bir de size bu morali veren bir kitle oluşacak sahada. Ben bu anlamda kendime zaten güveniyorum. Çünkü şöyle bakıyorum olaya. Toplum için, insanlar için ve hiç kimseyi ayırt etmeksizin herkes için ben iyi şeyler düşünüyorum, iyi şeyler hazırlıyorum. Bunu tek başıma hazırlamıyorum. Yani inanın yüzlerce, binlerce insanın katkısı var bu işin içerisinde. Bilim adamı, akademisyeni, iş insanı, bir sürü insan var. Dolayısıyla aslında İstanbullularla sürece dair çok olgun işler hazırlıyoruz ve toplumun öncelikleri olan konulara hazırlık yapıyoruz. Bu manada bu kadar iyi düşünce sahibi bir belediye başkanının liderlik yapacak sürece, liderlik yapacak bir kişi olarak ben zaten kendime güveniyorum. Diyorum ki herkesi ikna edebilirim. En başta yola çıkarken söyledim. Bugün ben sahada bunun ispata dönüştüğünü görüyorum. Ben söylemiştim. Beni tanıdıkça daha çok sevecekler demiştim. Çünkü ben herkese sevgiyle bakıyorum. Yani görevim gereği çalamayacağım kapı yok, gidemeyeceğim insan, elini sıkamayacağım bir vatandaş yok. Hiç kimseyle aramda mesafe, duvar yok. Yani bu kentte yaşayan her bireyi değerli kabul ediyorum ve mutlaka diyaloğun kurulması gereken bir insan olarak görüyorum. Bu manada o enerjiyi alınca, o karşıdan gelen o güzel
motivasyonunu yakalayınca bana sokak dayanmaz, bana ilçe dayanmaz. Çok gezerim, çok dolaşırım. Bunu şunun için yaparım, yerinde olayı görmek, insanları yerinde hissetmek, sorunlara çözüm bulmanız adına en önemli başlangıç noktası. Yani birini yollayarak çoğu yerde bulunmadan uzaktan kumandayla, hele hele Ankara'dan İstanbul'u bu anlamda gözlemlemek ve karar vermek çok zor bir iş. Bunu tecrübe etmiş insanlar var. Ne zaman ki İstanbul'da sürece dahil oldular, çok güzel kavramlarla İstanbul'u yönettiler. Ne zaman ki süreci Ankara'dan yönetmeye başladılar, bu sefer İstanbul'da ihaneti konuşmaya başladılar. Dolayısıyla bu kadar net aslında İstanbul'un işin içine gerçekten inançlı bir şekilde dahil olursanız sürece ne kadar başarılı bir şekilde yakalayacağınıza dair. Bu manada ben hani enerjim en üst seviyede, bunun en önemli motivasyonu vatandaş. Çok güzel bir diyalogumuz var. Dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Bir başka unsur da dediğim gibi belediye başkanlığının bir karakteri vardır. Evet. Çok net ifade ediyorum. Hoşgörüsü en üst seviyede olacak. İnsanlarla temasta hiçbir engeli olmayacak. Dili gerçekten insanları yaralamayacak ve oy verenlerin kalbini kazandığı gibi ve o insanların bir yol arkadaşı olduğu kadar oy vermeyenlerin de kalbini kazanmanın, dolayısıyla saygısını kazanmanın şart olduğu bir görevden bahsediyoruz. Onun için bizim için ötekisi yok. Şu anda belki 4-5 ilçe aktif bir şekilde 5 ilçeye gittim. Bu 5 ilçede de evet benim partim muhalefet olduğu ilçelerden bahsediyorum. Yoğunluklu olarak düşük oy aldığımız ilçelerden bahsediyorum. Bugün onlardan birindeydiniz. Yani bugün de oradaydım. Evvelsi gün Sultanbeyli'deydim ve diğerleri. Ama inanın yani Beylikdüzü'nde geziyormuş gibiydim. Beylikdüzü'nde yani 5 yıl hizmet yaptığım, 28 yıldır yaşadığım bir ilçede dolaşıyormuş gibiydim. Bu çok motive edici. Bu artarak da devam edecek, onu net olarak söyleyeyim. Peki Sayın Başkan, lansman toplantınızda benim 5 büyük somut hedefim var ifadelerini kullandınız. O 5 büyük hedefi de sıraladınız. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunu, belki de en büyük sorununu çözmek. İstanbul'daki kent yoksulluğuyla mücadele etmek. Pahalı yaşamı ucuzlatmak. Bu da gerçekten çok önemli. İstanbul'da doğru kentsel planlamayla çevre, imar, deprem sorunlarını çözmek. Ve işsizlik sorunu ve yaşam kalitesini yükseltmek. Ekrem İmamoğlu nasıl bir İstanbul hayal ediyor? Şöyle söyleyeyim. Bütüncül olarak baktığınızda İstanbul'un tüm imkanlarının topluma eşit bir şekilde paylaştırılması ve İstanbul'u yaşayan bir 15 milyon insandan bahsediyorum. Böyle bir hayal, hayat hayal ediyorum İstanbul'da. Bakın Bağcılar'a gidiyorsunuz, başka bir dünya görüyorsunuz. Kadıköy'e geliyorsunuz, başka bir dünya görüyorsunuz. Ya da bu sıralamayı başka başka ilçelerde de yapabiliriz. Az önce dedim ya, Bağcılar, Güngören ve Sultanbeyli gezilerim vardı. Birinde 0.6 metre kişi başı yeşil alan, birinde 0.7, birinde 0.7. Yani olması gerekenin neredeyse 15'te 20'de birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben hani deniyor ya işte Kadıköy'de şurada burada kaymak tabakası. Ben çok net ifade ediyorum, kaymak tabakası diye tanımlanan o refah düzeyinin 39 ilçede var olmasını hayal ediyorum. Yani sadece 14 ilçede değil, 39 ilçenin tamamında evet bir kaymak tabakası gibi bu kentin kaymağından faydalanan insanlar yaşasın İstanbul'da istiyorum. İstanbul'un her yerini yaşasın istiyorum. Yani dolayısıyla 13-14 ilçenin yaşam biçimini sorgularken diğer 25 ilçede, 24 ilçede o ilçeleri 25 yıldır aynı mantığın yönettiğini unutmamak lazım. Dolayısıyla kimi suçlayacağız? Yani ben 30 yılın üzerinde bir zaman diliminde İstanbul'da yaşıyorum. Göztepe'de yaşadım, Kadıköy'de, Bahçelievler'de, Güngören'de iş yerlerim oldu. Bayrampaşa'da, Gazi Osman Paşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da okudum. Yani İstanbul'un 9-10 semtinde hayatım geçti. Dolayısıyla ben bu 30 yılın canlı şahidiyim. Yani 25 yılda
Bir ilçe nereden nereye geldi biliyorum. Her zaman söylerim. İyi yerel yöneticiler iyi kentler yaratır. İyi yerel yöneticiler o vatandaşla beraber iyi kentleri organize eder. Orada mutlu bir yaşam ortaya koyar. Demek ki bir yerde yanlış var. Bunu görmeksizin iyi bir yaşamın olduğu yerde insanların refah düzeyi üzerinden suç aramak, suçlu aramak çok yanlış. Tam aksine dönüp Bağcılar'a bakacaksınız. Dönüp Sultanbeyli'ye, Esenler'e bakacaksınız. Bu kent yoğunluğu niçin oluşturuldu? Buna niçin tedbir alınmadı? Büyükşehir'i yönettiniz, ilçeleri yönettiniz. Bütün bunlara bakacaksınız. İşte bütün bunların olmadığı, bu şehirde 350 bin insanın, şu anda 18-25 yaş arası 350 bin insanın işinin olmadığı, okula gidemeyen ve aynı zamanda mesleği olmayan, bu daha kötü bakın. Mesleği olanın umudu olur, ümidi olur. Bu kadar genç üretildi İstanbul'da. 350 bin. Efendim bu başka kişilerin, hayır, belediyenin sorunu. Çok net ifade ediyorum. 1 milyon 200 bin çocuk var. Bağcılar'da gün görende Sultanbeyli. Son 3 ilçe olduğu için gezdiğimden ötürü böyle söylüyorum. Yoksa yarın başka ilçeleri de sıralarım. Belediye eliyle verilen kreş hizmeti ne kadar biliyor musunuz? Sıfır. Şimdi bu nasıl bir kavram? O zaman 1 milyon 200 bin çocuk kimin çocuğu? Bizim çocuğumuz. Onun annesi her yere dar gelirliyse, İstanbul'u yaşayamıyorsa o zaman ne anlamı var? Yerel yöneticinin hangi mutluluğu insanlara sunması var? Önceliklerin karıştırıldığı bir kent yaşıyoruz. Benim için inanın o eve gidin, o evde konuşun. O evdeki ilk önce, daha doğrusu hepimizin evinde ilk öncelik çocuklardır. İnsanın çocuğudur. Bundan daha öncelikli bir şey olamaz. Hayata nasıl tutunacağı, okul öncesi eğitimi nasıl alacağı, okula nasıl gideceği, nasıl ulaşacağı, sağlığa nasıl ulaşacağı, erişeceği, parkı var mı, ferah bir ortamda yaşıyor mu, hayata umutla bakabiliyor mu? Tüm bunlar, bütün bu unsurlar üzerinden hayata bakıp eğer hayatı şekillendirebiliyorsanız iyi bir belediyecisiniz. İşte ben İstanbul'a nasıl bakıyorum? Tam da bu gözle bakıyorum. Evet, İstanbul'da geliri ne olursa olsun İstanbul'un imkanlarından faydalanabilen bir 15 milyon hayal ediyorum. Bu arada Sayın Başkan, Sultanbeyli gezinizde o yaşlı teyzeyle sohbetinizle ilgili şu anda çok sayıda soru geliyor. Sayın İmamoğlu o yaşlı teyzeyi ikna edebilmeliydi soruları geliyor. Ve bu arada zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da o yaşlı teyzeyi aradığını ve yakın zamanda da ziyarete gideceği bilgisini de paylaşalım. Valla beni de çağırsınlar, ben de çay içmeye geleyim, üçümüz beraber içelim. Yani üçümüz beraber kahve içelim. Vaktini söylesinler, Sayın Cumhurbaşkanı o eve ne zaman gidecekse ben de gideyim. Konunun başına dönelim mi? Teyzemiz neden şikayet ediyor? Açsın izlesinler. Öyle bazı kanallarda ucundan kırp, kenarından kırpmayla olmuyor. Ben oradaki ablamızla, teyzemizle, Gümüşhane Kelkitli güzel ablamla neredeyse 10 dakika konuştum. Evet. Daha doğrusu benim sosyal medya hesaplarıma girerlerse işin tamamını orada görebilirler. İşin başlangıcı i̇şte şu. İşin başlangıcı şu. Ablamız pahalılıktan şikayet ediyor. Ve ben ona bazı şeyler anlatıyorum. Bana diyor ben sana oyunu vereceğim diyor. Ondan sonra siyasi kaygıları devreye giriyor. Olabilir. İnsanların siyasi refleksleri var. Ama ilk etapta bizim birbirimize kanımız ısındı mı? Isındı. Birbirimizi sevdik mi? Sevdik. Ben ablamızı sevdim. İkna o da bize yani. Evlat gözüyle kal. Tabii dedi ki ben sana oyumu vereceğim dedi. Zaten buradaki belediyeciliği beğenmiyorum dedi. Sözlerinde var. Bu samimiyet. Sonra siyasi refleksi olabilir. Bir partiye bugüne kadar 7, 8, 10 defa oy vermiş olabilir. Onu hemen değiştirmeyebilir. Bu güzel, bunu yadırgayamazsınız. Bu sosyolojik bir olay. Sonra ben ne dedim? Duanı istiyorum dedi. Edeceğim dedi. Kahveni de içeceğim. Vereceğim dedi. Keteni de yiyeceğim dedim. Gel ketemi de ye dedi. Bundan daha güzel bir diyalog olabilir mi? Biz bakın olaya şöyle bakmalıyız. Gürkan Bey, iş oy hesabı olursa bunun karşılığı ne biliyor musun? Oy için her şey mübah. Yani siz yeter ki oy verin. Her şey mübah. Yalan konuşun, başka şeyler yap. Yok, bizde o yok. Ben o için her şey mübah, asla siyasette inanmıyorum. Tam aksine ben ablamın yüreğini kazandım. Onun zihninde ben iyi bir insanım. Benim zihnimde o zaten iyi bir insan. 15 milyon iyi bir insan. Çünkü hayattan iyi şeyler bekliyorlar. Yoldan şikayet etti, pazardan, ıspanağın pahalılığından, faturaların tuzlu olduğundan orada görebilirsiniz. Dolayısıyla günün sonunda şu olmuştur. Ablamla ben partimin %6-7 oy aldığı bir ilçede olağanüstü bir bağ kurdum. Sultanbeyli insanlara müthiş bir mesaj verdim. Dedim ki sizin derdiniz benim.
Oy verseniz de vermeseniz de. Ve dedim ki senin keten bana öyle bir enerji keteyi bilir misiniz? Gümüşhane o Erzincan tabii, bölgesinde tabii, vardı. Karadeniz olduğum için. Yani ketenin bana vereceği enerjiyle 5 yıl deliler gibi çalışacağım ablacığım dedim. Kahveni de gelip içeceğim. Bundan daha güzel bir elektrik, bundan daha güzel bir sinerji olamaz. Toplumun istediği de tam da bu. Biz onun için müthiş bir diyalog kurduk. Ha? Bunun üzerine televizyon kanalları gidip evinde canlı yayın yapıyorsa ya da Sayın Cumhurbaşkanı arayıp telefonla konuşup eve gitme evet. sözü veriyorsa demek ki vatandaşı unutanlara ben bir fırsat tanıdım. Demek ki dedim ya Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Çünkü birçok insana yük alacağım sırtınızdan dedim. Artık İstanbul'u siz düşünmeyeceksiniz. Ben sorunları çözeceğim 1 Nisan'dan sonra dedim. Sözümü şimdiden yerine getiriyorum. Yani artık ilgi gösterilmeyen, diyalog kurulmayan vatandaşla diyalog kurmalarına ben vesile oldum. Bu bakımdan müthiş bir diyalog. Ellerinden öpüyorum. Allah sağlık sıhhat versin benim güzel ablama evlatlarıyla beraber. Yani tam olarak şunu net ifade edeyim. Toplum bu manzaraları özlemiştir. O yerine gelmiştir. Onun dışında işin o hesabını yapanlar varsın yapsın. Benim öyle bir defterim yok. Zannediyorum ki yerel seçimlerde partinin isminden ziyade adayın kim olduğu da çok önemli. O bireysel olarak karşı karşıya geldiğinizde halkla az önce verdiğiniz örnek de aslında bunu destekler nitelikte. Adayla sıcak temas içerisinde olmak, adayı tanımak, adayı sevmek seçimi yönlendiren bir unsur gibi görünüyor. Ülkü Hanım kesinlikle bakın ben on binlerce insanla temas kurmuş bir insanım. Küçücük bir ilçe diyebileceğiniz yerde küçük de değil 400 bine gidiyor tabii. Nüfusu. Ama her insanın hafızasında yer ediyorsunuz, güven duyuyor, umut veriyorsunuz. O insanlar o şehirden tad almaya başlıyor. Bana derler ki niye hep yüzün güler yüzlü? Ya yöneticisinin gülmediği bir şehrin insanı gülebilir mi? Ben güleceğim, ben insanlara selam vereceğim, selam alacağım. Her gün günlerini tebrik edeceğim. Güzel bir gün olsun diyeceğim. Moralle başlarken güne ben bir kere insanlara en az %10-20 bir yönetici kimliğimle motivasyon katacağım. Ben bunu katınca ne oluyor biliyor musunuz? Şu an toplumda konuşturulan tüm ayrıştırıcı unsurlar unutuluyor. Kimsin, nerelisin, hangi partiye oy veriyorsun, efendim, o bu şu bütün kavramlar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla ben bunu yaşadım. Laboratuvarımız var. Evet. Bu güzel ilçede ben bunu yaşadım. Yani bunu yaptık ve orada karşılığını aldık. Aynı şeyleri İstanbul'da yapacağız. Fark etmiyor. Daha büyüğünü sadece. Hı hı. Yani örneğin insanları çok mutlu eden bir parkımız var. Çok mutlu eden. Yani, 1.200.000 metrelik yaşam vadisi. Büyük oranda bitirdik. Yarıdan fazlasını. İstanbul'da açılan Millet Parkı diye açılan parkların tamamından daha büyük daha park açtık. Daha önce sizin hatta uyguladığınız tabii, bir proje 3-4 yıldır bu? Yaptığımız gelir gelmez hı hı. göreve tüm gücümüzle bunu yapalım ki insanlar mutlu olsun dediğimiz. Bunu niye söylüyorum? Yani bunu yaptık. O zaman İstanbul'a da yapacağız. İlk gelir gelmez dedik ya Metruk vadileri var. Yani dönüşüme muhtaç alanları var. Esenler Otogarı gibi. Süresi doluyor. Ulaşım açısından şehirler arası otobüslerin farklı bir yoruma ihtiyacı var. Ya bu tür alanda devlet önce şunu düşünmeyecek. E bunu kaldıralım üstüne nasıl binalar kuralım. Bunu düşünmeyecek. Şunu düşünecek. Toplumu burada biz nasıl rahatlatabiliriz? Bunun gibi 17 noktada İstanbul'un 17 noktasında 40 milyon metreye aşkın yeşil alanı İstanbul'a yeni yaşam vadilerini kazandırmak üzere şu an projeleri ve tespitleri yapılmış durumda. Bunu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Otomatikmen İstanbul'a bir değer katıyorsunuz ve İstanbul'da bir anda neredeyse 2 metre insana kişi başı 2 metre bir ekstra. Yani bugün var olan 2,5 metre ona neredeyse o kadar daha yeşil alanı eklemiş oluyorsunuz. Bu bakımdan hani çok net ifade edeyim ki biz aslında yaptıklarımızla insanları buluşuyoruz. Peki bunları nasıl tespit ettik? Aynen sorunuzdaki gibi işte insanlarla buluşarak, konuşarak, ihtiyaçları tespit ederek. Ben ilk göreve başladığımda bir okula gittim. Hep anlatırım bunu. Hizmet önceliğimi çocuklar tanımlamıştı. Bir ilkokul çocuğu, yani ilkokul sınıfında bir birinci sınıftı. Ve birinci sınıfta çocuklar ne istersiniz dediğinde ki muhtemelen şu an o çocuklarımız 6. sınıfta okuyorlar. Ne istiyorsunuz dediğinde 20-25 çocuk vardı sınıfta. Park istiyorum, ağaç istiyorum, yeşil istiyorum.
yapraklar dökülsün istiyorum. Orada işte sokak hayvanları olsun istiyorum. Çocukluğumu yaşamak istiyorum. Ya çocuk bana Beylikdüzü'nde o zaman göreve yeni başladığım dönemde ilk ihtiyacı tanımladı. Dedim ki arkadaşlar evet bir sürü projemiz var ama bizim ilk işimiz bu ve başlattık. Dolayısıyla insanları dinlemek, ihtiyaçları tespit etmek sizin de hizmet önceliklerinizi belirliyor. Yani çok şey üretebilirsiniz. 40 yıl sonrasının ihtiyaçlarını da tasarlayabilirsiniz. Ama 40 yıl sonrasının ihtiyacını bugünden tanımlamanın bir anlamı yok. Ya da gerekli mi gereksiz mi diye tartışılan milyarlarca liralık bir yatırımı İstanbul'a tartıştırmanın anlamı yok. Örnek mi? Örnek Kanal İstanbul. Evet. Hayata ne verecek? Düşünelim. Yani 1 milyon 200 bin çocuğa ne katacak? 1 milyon 200 bin çocuğun dışında 350 bin işi gücü olmayan, mesleği olmayan gence ne verecek? Ya da üçüncü köprü hayatımıza ne katacak? Yani bu bakın üçüncü köprü hani bu tartışmanın içine belki onu katmam ama bazı konular, bazı yanlışlar bu kent için öncelik değil. Ama ulaşım öncelik mi öncelik? Hep beraber metro yapacağız. En hızlı bir şekilde. Yani senede 7-8 kilometre metro yapmayacağız. Senede daha fazla metro yapacağız. Bu kentin insanı hızlı ulaşım, erişim sağlasın diye. Bu öncelik midir öncelik? Ona eğileceğiz. Ama diğeri değil, ona bakmayacağız. Çocuğun mutluluğu öncelik mi öncelik? Ona eğileceğiz. Bağcılar'da çocuk peşimden koştu. Başkanım kütüphane yok, kütüphane yapın buraya dedi. Gençler peşimden koştu. Hem de bir kültür merkezinde bir tane burası var dedi, buraya geliyoruz. Onun dışında kütüphane yok. Ben şu mutluluğu görüyorum. 350 bin insanın yaşadığı yerde 13 kütüphaneyi faaliyete geçirdiğinizde tıka basa doluyorsa, gençler orada birbirini motive ediyor, başarı için koşuyorsa ben dünyanın en mutlu belediye başkanı oluyorum. Kim o gençler? Üniversiteye hazırlanıyor, liseye hazırlanıyor ya da üniversitede başarılı olmak için çaba gösteriyor. O gencin yarınlarda bu şehre, bu ülkeye katacağı değerleri düşünün. O işsiz genç kardeşimin de alışveriş merkezlerinin, fast foodların önündeki masada ahlanıp vahlanıp bu ülkeye, bu millete isyan ederken düşeceği sıkıntıları siz düşünün. Ben düşünmeyeyim. O bakımdan bütün bu unsurlar aslında toplum önceliğidir. Toplum önceliğini hayata geçirecek olan da düşünceli, genç, dinamik belediye başkanıdır. Aslında işin özeti bu. Ama bunu toplumun arasına karışabilirseniz hissedersiniz. Yani toplumun arasına karışamayan, toplumun arasında olmayı arzu etmeyen, ben şu makamda olayım, burayı da yöneteyim diyorsanız bu iş olmaz. Çok net ifade edeyim. O bakımdan benim en büyük avantajım diyeyim, her kesimle buluşabilmek ve toplumun önceliklerini orada birebir onlardan keşfedebilmek. Siz bir de İstanbul'u eski yöneten isimlerle de buluştunuz. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Hatta kendisinin oyunu da istediniz. Şimdi İstanbul'un durumunu konuşuyoruz. Zaten yaşıyoruz hepimiz birer İstanbullu olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihanet ettik cümlesi 16 yıl sonra geldi. Yani yönetilen bir ülke, yönetilen İstanbul, daha sonra gelen itiraf olarak nitelendirebiliriz belki de. Belki bir kabulleniş. Hatta arkadaşlarım hazırlarsa o görüntüleri biz bir kez daha hazır olduğunda izleyelim, hatırlayalım. Hazırmış, nasıl söyledi? Hemen izleyelim. Tabii. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun, tek düze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum. Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir. Evet, diğer yandan yapıları da ekranlarımıza getirdik. Nasıl İstanbul'u bu ihanet sonrası tekrar yaşanabilir bir şehir haline getirdiniz? Sizce İstanbul'a kim ihanet etti? Evet, şimdi şöyle, doğru söze ne denir? Hani bu doğru söz için teşekkür ederiz. Elbette mesuliyeti sırayla koyarsınız. Yani 50 yıllık bir mesuliyet arayacaksanız önce son 25 yıldan başlarsınız, geriye doğru gidersiniz. Son 25 yıllık bir süreci tanımlayacaksanız zaten muhatabı tek. Ama ben o tarafına girmeyeceğim, şu tarafına.
Doğru söz mü? Doğru söz. Zihniyet değişmeli, değişmeli. Yenilikçi bir belediyecilik, yeni nesil bir yerel yönetim anlayışı devreye alınmalı mı, konulmalı mı? Konulmalı. Bu eski zihinlerle, eski akıllarla olmaz. Gerçekten yeni bir nesil, yeni bir dönemin başlaması lazım İstanbul'da. Geleceği tasarlayan, geleceği düşünen ve o geleceği tasarlarken de güncel demokrat tavırlarıyla herkesi işin içine katan. Bakın bunlar önemli şeyler. Bunlar çok sıradanmış gibi gelir. Hayır, öyle değil. Bakın siz bile programı şu anda size akan yüzlerce, binlerce mesajdan yönlendiriyorsunuz. Başkanım bir görseniz yani bu çok güzel. Ama bu nasıl oluyor? İşte siz aslında şu anki süreci bile modere ederken vatandaşla ediyorsunuz. Oradan gelen sualler, yorumlarla süreci yönetiyorsunuz. İnteraktif süreç böyle bir şey zaten. Oturup tek başınıza kafanızdakileri sorsanız sizi izleyen insanların sayısı azalır. Ben de diyorum ki İstanbul'da 15 milyon insan var. Çocuğun fikri var, çocuğun. Kaç yaşında? 3-4 yaşındaki çocuğun bile fikri var. Buna kıymet vermeyen insan belediye başkanlığı yapamaz. Benim zaten vazifem modere etmek. Aynı sizin gibi. Kenti moderatörü olmak. Nasıl olacak bu? İnsanlara kıymet vermeyi bileceksiniz. Nasıl olacak? Yönetmenin kavramını unutmayacaksınız. Nasıl bir yönetmekten bahsediyorum? Ben seçildim. Seçenlerin yönetme hakkı var. Seçmeyenlerin, yani oy vermeyenlerin yönetme hakkı yok. Tam da tersi. Yönetmeyenlerin de söz hakkının olduğu, var olma hakkının olduğu bir süreçten bahsediyorum. Partizanlığın olmadığı, bakın kent sürecinden bahsediyorum. Sokak hepimizin, park hepimizin. Yani şöyle söyleyeyim, bir apartman yönetiminde partizanlık yapılır mı? Hani öyle basitçe bir örnek vereyim size. Yaşam alanlarında böyle bir şey olmaz. Bu işin A, B, C partisi olmaz. O bakımdan ben hep diyorum ki ben İstanbul İttifakı'nın oyuna talibim. Kim var bunun içerisinde? Bugünkü iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tutun. İyi Parti, partimizin ittifakı ama önemli değil. İttifak olmasa da taliptik ki ittifakı. Saadet Partisi, HDP, MHP, aklınıza gelebilecek tüm partiler. Bütün partilerin oyuna talibim. Niye? Ben bir az önce çocukları, kadınları, yeşil alanı, anneleri, onlara tanınacak imkanları anlatırken şu partilinin kızı, şu partilinin oğlu, şu partilinin çocuğu böyle bir şey demek mümkün mü? Kenti yönetmenin böyle bir derinliğe ve bir hoşgörüye. Buradan ne çıkar? Siz karar alma mekanizmanızı topluma yayar, herkesin fikrini sürecin içine katarsanız işte bugün kibrit kutusundan bahsetmezdiniz. Sadece biz biliriz noktasında olursanız, kapalı devre bir yönetim anlayışı ortaya koyarsanız ihanetten bahsedersiniz. O bakımdan bunu yaşamamak adına ve bu şehre yaşatmamak adına hepimiz emanetçiyiz. Yani kimse yüzyıllar boyu yaşamadı, yaşamayacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman, hatta sıklıkla 89-94 dönemi CHP dönemine atıflarda bulunuyor. Sürekli. Olabilir. Ben de tam tersini yapayım. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 94 dönemine atıfta bulunayım. Onun yaptığını yapmayayım. Nasıl? Gayet güzel, insanlara tevazuyla yaklaşan, kibirsiz bir yönetim süreci ortaya koyulmuş mudur? Koyulmuştur. Ben kendilerine de ifade ettim. O dönemde gerçekten Refah Partisi dönemiydi. Gerçekten ben iş adamıydım. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. Dolayısıyla belediyelerle işi olan bir insandım. Kibirsiz bir ortam mıydı? Evet, öyleydi. Ama bugün başka bir dünya yaşıyoruz. Yani o dönemi konuşmuyoruz. Onun için 89-94'e girersek ben de işin başka bir tarafından bakarım. İlk metroyu başlatan derim. Bir sürü projeyi, bir sürü sistemi hayata geçiren diye anlatırım burada. Ama başka bir boyut. Yani bu bizi bir yere götürmez. Ben onun yaptığını yapmıyorum, iyi tarafını anlatıyorum. Ama bugün başka bir yerdeyiz. Yani 25 yılın verdiği tüm toleranslar veya o yetkiler iyi kullanılmamıştır. Az önce söylediğim ilçelerde sosyal anlamda insanlar mutlu değilse, mutsuzsa, %70'e yakını fırsat bulsam bu şehri terk ederim diyorsa, insanları mutsuz etmişseniz bunun başka bir tarifi yok. Ben de diyorum ki biz mutlu edeceğiz. Görecekler, her soruna dokunacağız. İnsanların mahalleleriyle ilgili sözümüz var. 961 mahallenin 961 ile ilgili sözümüz var. Tek tek, inanın buna. Bu mümkün mü? Mümkün. İşin içine katarsanız çok mümkün ve de kolay. Biz kolayı seçeceğiz. Onlar gibi zoru seçmeyeceğiz.
tek kişilik iradeyle, tek bir odanın vereceği kararlarla değil, İstanbul'un vereceği kararlarla süreci yöneteceğiz. O bakımdan ihanet etme şansımız olmayacak. Yani böyle bir şansı kimse istemez tabii, Allah korusun da. Böyle bir pozisyona asla girmeyeceğiz. Bunun adı çok net, demokrasidir. Yani siz demokrasiyle, demokrat ruhla insanları bir kentte sürecin içine katarak, yönetimin bir parçası yaparak ortamı toparlarsanız keyifli bir iş olur. Son olarak şunu söyleyeyim. Aynen bahsettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'un yeşil alanı dünyadaki büyük nüfuslu kentlerde neredeyse son sıralarda. Yani dünyanın açıkladığı verilerle 2.3 evet. metre. İstanbul Belediyesi'nden zaten veri almakta zorlanıyorsunuz. Yani yeşil alanı onlar da hesaplayamıyor. Kent içindeki aktif yeşil alandan bahsediyoruz. Çünkü çoğu zaman o viyadüklerin arasında ulaşamadığınız otobanın ortasındaki yeşillerde yeşil alan kabul ediliyor. Aktif yeşil alan buna çözüm olmaz mı? Efendim? Millet bahçeleri buna çözüm olmaz mı? Ya gayet tabii, adı millet bahçesi olsun, adı yaşam vadisi olsun. Ya ne yapılırsa yapılsın, yeter ki park olsun da seçime bir yıl kala ya da 7-8 ay kala bunu açıklıyorsanız olmadı. 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 Yani bu nasıl olurdu? Evet, bir şehrin, biz kent anayasası dedik. İnsanlar bunu başka yorumladı. Sanki başka bir anayasa. Ben evet. bu ülkenin anayasasına bağlı, hayatını bu ülkenin ve cumhuriyetin değerlerine adamış bir insanım. Oradaki anayasa tırnak içinde şu: değişmez kurallar. Örnek ne mi? Bir yeşil alanı asla dönüştüremezsiniz. Konut yapamazsınız. Orayı yine yeşil alanla kullanmalısınız. Ya da bir şehrin yol planı, ulaşım planı vardır. Anayasadır. Bununla oynayamazsınız. 6 ay önce buraya havaalanı, 1 sene sonra buraya havaalanı koymamalısınız. Bu bir makro bakıştır. Bir şehrin yaşamını, gelişimini 20 yıl, 25 yıl, hatta 50 yıl planlarlar gelişmiş ülkelerde. İnanın şu an İstanbul'un 2 yıl, 3 yıl sonrası belli değil. Yani kentsel dönüşüm dediler. Tanımladıkları kentsel dönüşümle İstanbul'un bir simülasyonunu yapsak, bitmiş halini göstersek insanların gözü korkar. Burada yaşanmaz der. Sokaklar görünmez hale gelir. O bakımdan biz kentin büyük fotoğrafına bakıp öyle bir kente, öyle bir şartname oturtmamız lazım ki her gelenin sağından solundan çekiştirdiği değil, net, somut, değişmez kuralları olan. Bu nedir biliyor musunuz? Hani vardır ya, insan yaşama tutunması için kalbini korumalıdır, beynini korumalıdır. Yani uzuvlarını sağlıklı bir şekilde hayata tutundurmalıdır. Bunun gibi yani işte İstanbul'un kalbi nedir? İstanbul'un beyni nedir? İstanbul'un atar damarları nelerdir? Bunları nasıl koruruz? Hani bu manadaki kuralların çok değiştirilemeyeceği bir süreç tanımına muhtaçtır İstanbul. Bunu yapacağız, göreceksiniz. Yani İstanbul'daki bir genç bir adam, 10-15 yaşındaki bir gençliğe doğru yürüyen bir çocuk, gelecekte nasıl bir İstanbul yaşayacağını bilecek, görecek, hayaller kuracak. Ve iyi yetişmiş bir genç kolaylıkla İstanbul'u terk edip dünyaya hizmet etmeyecek. Yine dünyaya etsin de İstanbul'dan etsin. Hatta iyi yetişmiş beyinler için İstanbul cazibe merkezi olacak. Bunu da hak ediyor. Yani bu Gökhan Bey, Ülke Hanım, bakın İstanbul dünyada 3 imparatorluğa başkentlik yapmış tek şehir. Yani 5000 yıllık tarihten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin göz bebeği, iki kıtanın ortasında Boğaziçi, yani İstanbul Boğazı, dünyada böyle bir coğrafya yok. İnanın Allah'ın bir lütfu. Ve bu şehre biz yönetici olarak baktığımızda şöyle hamleler yapmalıyız. Bin düşünüp bir adım atmalıyız. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Attığınız bir adım 3 yıl sonra sorgulanıyor ve yanlış bulunuyor ve geri dönüşü olamıyorsa çok büyük ihanettir işte bu kente. Ama öyle adımlar atmalısınız ki 50 yıl da geçse aradan insanlar demeli ki ya helal olsun demeli. Bu şehre öyle hizmet etti ki. Bakın biz hepimiz Mimar Sinan'ın önünde saygıyla eğiliyoruz evet. değil mi? Lütuf diyoruz ya, ne güzel eserler bıraktı gitti bu güzelim İstanbul'a. Biz de böyle bir şeyler yapmalıyız. Yani aklımızı estiğini yapmamalıyız. Her işin erbabı var. Her işin ustası var. Yani bir siyasetçi her işin ustası olmaz, olmamalı da zaten. Ama yön veren, toplumun fikirlerine kıymet veren, uzmanını bulup işe dahil eden, havasına, suyuna, denizine, bütün doğal yapısına, tarihine, derinliğine, maneviyatına saygı duymalı. Böyle bir yönetici İstanbul'u yönetebilir.
birinden icazet alarak iradeyi kentliye bırakmayıp birinden irade alıp onun vicdanıyla, onun hürriyetiyle hareket edip, yani kısacası vicdanı hür, fikri hür değilse, toplumu dinleyemiyorsa, toplumu dinlese bile elindeki imkanları o yönde kullanamıyorsa o insan bu kenti yönetemez. Vicdanı hür olmalı. İnanın vefalı olmalı. Bu kentin tarihine, maneviyatına vefalı olmalı. O binlerce yıllık vefayı taşıyan bir kişi olarak çok net ifade ediyorum ki biz tekrar söylüyorum, doğru lafa hiçbir şey söylenmez. Sayın Cumhurbaşkanı doğru demiştir. Artık 1 Nisan itibariyle bu şehre asla vefasızlık yapmayacak, ihanet etmeyecek bir yönetim geliyor. Ve bunun sürecin sonunda da şunu söyleyeyim. Bir 5 yıl geçtiğinde bambaşka şeyler konuşacağız. Aklınıza gelmeyecek insanlar bize oy verecek, göreceksiniz. Tabii şimdi bu noktada eğer İstanbul'un belediye başkanı olursanız nasıl bir İstanbul devralacaksınız? Bir rapor, ben bilgilerini de size paylaşayım. World Cities Culture'ın son raporu bu. İstanbul %2,2'lik yeşil alana sahip. Yok, kişi başı 2,2. %2,2 olarak geçmiş, hı hı, önümdeki haberde. Ve 34 şehir arasında en son ne sırada. Yazık ki. En son sırada. Birincisi %68 ile. Oslo. Evet. Yani şimdi izleyicilerimiz de bu bilgiyi aldıktan sonra sonuçta Türkiye'den paylaşılmayan. Ülke Hanım, mümkün. Bu. Yani biz bugünden dönüşüme başlayabiliriz. Hı hı. Yani ihanetten bahsedildi ya, onun tersi bir dönüşüme başlayabiliriz. Örneğin size bir örnek, az önce dedim ya, 20 milyonla başlayıp 40 milyon metreye kadar gidebilecek bir yeşil aks bu kente tanımladık ve bunu yönetebiliriz. Örneğin yaklaşık 70 kilometrelik kuzeyde bir yeşil kuşak düşünüyoruz. Yani bu yeşil kuşak asla dokunulmayacak bir yeşil kuşak. Kuzey ormanları, evet, dokunulmayacak. Tekrardan canlandı. Yeni bir, orada yeni bir flora oluşturmak. Yani bu şehrin azalan, eksilen, hatta kimi yerleri kanserleştiren, köreltilen yeşil alanların, o ormanların tekrar rehabilite edip ve asla değiştirilemez hale getirmek. Evet. Bakın bunlar mümkün. Ama bugün başladığınız elbette bir zaman alacak. Akşamdan sabaha mucizeler elbette olmaz. Ben her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Ülke Hanım, sizin sağlıklı bir insan olabilmeniz için sizin orta yaşta yetişmiş 7 ağaca ihtiyacınız var. Yani bu şehirde belki yarınlarda 20 milyon insan yaşayacak. Belki değil, ne yazık ki oraya doğru gidiyor kent. Bugün konut stoğu dolduğu anda zaten 20 milyonu, evet, yakalıyor. Dolayısıyla bizim çarptığınızda 150 milyon ağaca ihtiyacımız var. O denli ağaç imkanı veya ortamı var mı İstanbul'da? Ne yazık ki yok. Demek ki bu şehrin, az önce dedim ya, öncelikleri. Bunlar öncelikleri. Trafik önceliği, deprem önceliği. Yani birçok konu, işte sosyal yaşam, çocuklar, gelecek, eğitim önceliği. Bütün bu hususlara dokunmak mümkün. Bunu başarabiliriz. O bahsettiğiniz değerler, hı hı, hayata nasıl dokunuyor? Şöyle dokunuyor. Bakın. Her şey bir domino taşı gibi. Bir yanlışla başladınız mı o yanlışlar devam edip gidiyor ve o kadar büyüyor ki. Bazen geri dönüşü imkansız, evet, sorunlar çıkabiliyor. Yani yeşil alanı olmayan, ferahlayamayan insanlar bir bakıyorsunuz suça doğru gidiyor. Bir bakıyorsunuz İstanbul bir başka istatistikte Avrupa'nın en fazla uyuşturucu konusundaki ölümlerin olduğu, hı hı, hatta belirsiz ölümleri de buna kattığınızda ki bazı maddeler belirlenemiyor ve tespit, hı hı, edilemiyor. Bunları kattığınızda gerçekten utanç verici noktalara doğru gidiyor. Evet. İşte bütün bu konular öncelik mi öncelik? Çünkü o konuda ağlayan anneleri ben çok yakın tanıyorum. Yani o konuda kuruttuğumuz, rehabilite ettiğimiz mahallemiz var. Hı hı. Yani uyuşturucu müptelaların işgal ettiği noktada biz kültür merkezi yaptık. Orayı rehabilite ettik, bataklığı kuruttuk. Tam tersi, orada şu anda çocuklar hayata tutunuyor. Hiç kadının giremediği yerde sadece kadınlar var. Gitsinler Gürpınar Mahallesi'nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nin nasıl kurulduğunu baksınlar. Peki böyle İstanbul'da kaç semt var biliyor musunuz? Dünyalar kadar. Ne yapıyoruz? Uzaktan izliyoruz. Diyoruz ki güvenlik güçleri halletsin. Güvenlik güçleri anlık müdahale yapabilir. O günkü o saatteki sorunu çözebilir. Toplumsal sorunu çözecek olan yerel yönetimdir. Ve bunlar temeli atıldığında belki birkaç yılda karşılığını bulacak. Tekrar söylüyorum, araştırsınlar. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi nasıl kuruldu, niçin kuruldu? Peki oradaki
Uyuşturucu müptelalarını ya da bağımlıları unuttuk mu? Unutmadık. 200'e yakın bağımlı insanı, kişiyi aileleriyle beraber rehabilitasyon ve takip sürecine tabi tuttuk. Hemen 500 metre yanında da bir rehabilitasyon merkezi kurduk. Hayata dönüştürdüğümüz, hayata kattığımız bir sürü genç var orada. Hı hı. Oturup konuştuğunuzda zevk alıyorsunuz. Bir evlat kazanmış gibi mutlu oluyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Hayata tutunmak böyle bir şey. Bu bakımdan bir belediye başkanı bunlarla niye uğraşsın? Öyle diyorsanız yapmayın bu işi. Ya bir belediye başkanı otoyol yapar, tünel yapar, metro yapar. O zaman bakmayın bu işi yapamazsınız siz. Başka bir şey belediye başkanlığı. Şehre emin olmak başka bir şey. Onlar var ama o işin kolayı, inanın. Dünyanın en iyi mühendislerini getirirsiniz, çizerler, hazırlarlar, ihtiyaç bellidir. Sermayesini bulursunuz, finansmanını hazırlarsınız, yaparsınız. Dürüst yaparsanız keyifli bir iştir. Yani orada minimum ederseniz maliyetleri insanın sırtına bindirmezseniz, köprü geçişleri, yol geçişlerini can yakar hale getirmezseniz o işi başarmak çok kolay. Ama insanın hayatına dokunmak, bir çocuğu hayata tutundurmak, bir aileyi mutlu etmek tam da işte belediye başkanlığı. Ben işin o tarafındayım. Diğeri benim kolay tarafım. Ben projeci adamım. Yani 4 yılda bu Türkiye'nin en sorunlu döneminde darbe girişimleri, ekonomik krizler, 7 tane seçimi sığdırmış 5 yıla bir ülke sürecinde 150'ye yakın projeyi kendi ilçesinde yapmış bir belediye başkanıyım. Kiminle yaptım? Kendi ilçemle, kaynaklarını üreterek, insanları sürecin içine katarak yaptık. Onun için projeciliğimle de kimse yarışamaz, onu söyleyeyim. Yani ben projeci bir insanım, hayatım öyle geçti. Hayallerini gerçeğe dönüştüren bir insanım. Ve işin içine ruh katarım, onu da söyleyeyim. Yani o ruh nedir? Toplumun ruhunu katarım, toplumu işin içine katarım. Bu değerli bir şey. Bu taraf ayrı ama benim için değerli olan o insan tarafı işte. Biz insan odaklı, insanı içine katan. Ben bunu söyleyince hep söylüyorum. Yani sonunu şöyle getiriyorum. Ya bunu anlattıktan sonra burada hangi partili olursan ol, kendin içinde bulmuyor musunuz Allah aşkına? Hangi partili? Ya hangi parti için konuşuyorsunuz? İşte İktidar Partisi sana oy vermez. İşte az önceki ablamız, teyzemiz sana oy vermez. Bal gibi verir. Ben iyi biliyorum. Günü gelir verir. Bugün vermez. Vicdanı el vermez. Bugüne kadar bir alışkanlığı vardır, vazgeçmez. Ama günü gelir verir. Ben iyi biliyorum, bunu yaşamış bir insanım. Onun için o hesabı yapmam ama işin odağına insanı koyarım. Şimdi İstanbul'un sorunlarının üstünden de geçiyoruz. Tek tek sayıyoruz. Tabii saymakla bitmiyor. Biraz sonra bir fotoğraf getirecek ekranlarımıza arkadaşlarımız. Eminönü'nden bir fotoğraf olacak o Sayın İmamoğlu. Aslında İstanbul'un pek çok sorunu da tek bir kareyle. Öyle bir anlatacağız ki o sorunun, o karenin içerisinde altyapı sorunu olacak. O karenin içerisinde nüfus sorunu olacak. Evet. O karenin içerisinde Eminönü'nden yansıyan işte o kare şimdi ekranlarımızda. Kaç sorunu görüyorsunuz burada? Yani altyapı, nüfus, trafik, sokak hayvanları, insanların hali ortada. İşte burada İstanbul'a neler yapılmış 16 yılda? Evet. İnsanlar neler yaşamak durumunda kalıyor? Bir yağmurla. Yani şehrimiz ne yazık ki yağmurla dahi baş edemeyecek durumda şu anda. Tabii az önce dedik ki plansız, yol haritası olmayan, nasıl bir kentleşme ortaya koyacağını bilmeyen, bir kentin nüfusu nereye gidecek? Düşünsenize bu şehre hesapsız kitapsız bir anda 1 milyon mülteci geldi. İşin şu tarafı anlatıldı. Ya biz toplumsal olarak evet tarih boyunca kucak açan bir milletiz. Vicdanlı, bunda bir sorun yok. Başımızın üstünde yeri var. Her köşeye sıkışan, gazaba uğrayan, zulüme uğrayan herkese bizim kapımız açık olur. Hı. Gerekirse gider orada yardımcı oluruz. Yani bunu bu ülke, bu millet tarihler boyu ortaya koymuştur. Bu başka bir şey. Ama mülteci yönetimi başka bir şeydir. Yani siz mülteci yönetimiyle kenti bir depresyona sokamazsınız. Kültürel erozyona sokamazsınız. Şehirde yaşayan insanları kaygılı hale getiremezsiniz. Güvenlik sorunu yaşatamazsınız. Bir anda toplumun %10'unu başka bir toplumla bir araya getiremezsiniz. Bunların dünyada mülteci yönetimi diye bir anlayışı vardır. Bakın bizim nice eşimiz, dostumuz, akrabamız biliyorsunuz 60 yıldır
60 yılı aşkın süredir hatta Avrupa'ya ayak uydurmaya çalışıyor. 1950'lerden beri Avrupa'ya giden, orada iş imkanı arayan, neredeyse bugün 3. kuşak Almanya'da ya da birçok ülkede yaşayan bizim soydaşımız var. Ama hala entegre olmakta zorluklar çekiyorlar. Bu kolay bir iş değil. Siz 1 milyon insanı bir anda İstanbul'a, bana diyor bu konuda ne yap? Çok önemli bir konu. Evet. Ve şu an bizim sorguladığımız alanda 5. 6. sıraya yerleşmiş yani durumda. Yani bu fotoğrafın sebeplerinden biri. Gayet tabii. Hani bunu şunun için anlatıyorum. Hı-hı. İşte çarpık yerleşme, evet, çarpık nüfus ya da çarpık konutlaşma, insan, bakın burada başka bir insanlık suçu da var. Elbette bu suçun ya da çevremizde oluşan olayların müsebbibi tek başına biz değiliz. Dünyanın ortaya yarattığı adaletsiz ortam var. Emperyalist kavramların bir zulmü var. Bunları biliyoruz. Onları ayrı bir yere koyalım. Ama bunun bir yönetimi olmalıydı. Bu ne oldu? Bir anda şu anda öyle ilçelerimiz var ki, hı hı, inanın birçok mahallesinde Fatih, Bağcılar, Esenyurt gibi birçok mahallesinde bizim vatandaşlarımız azınlık durumunda. Bu tabii bir depresyon yaratmış. O anlamda şunun için bu manzaradan oraya geldim. Bütün bu kavramların hesapsız kitapsız yapılan işlerin neticesindedir şu gördüğünüz fotoğraf. Bu bir kesittir ama inanın yüzlercesini, binlercesini yağmurda, selde, herhangi bir afette binlercesini görebiliriz. Bunun dışında başka sıkıntılar var. Bir de biz bazen biliyorsunuz kapımızı çalınca hatırlıyoruz. Yani bir deprem diye bir konu var. Yani bunu şu anda da yaşayabiliriz, bir saat sonra da yaşayabiliriz, sabah da. Ve ne yazık ki İstanbul'da 40 bine yakın bina, konut demiyorum bakın, bina, riskli bina. Milyona yakın insanın can tehdidi var. Milyona yakın insanın can tehdidi ne demek biliyor musunuz? İstanbul'un böyle bir sorunu yaşaması, Allah esirgesin, Allah gecinden versin. Umarım biz bütün bu sorunları çözdükten sonra böyle bir doğal afetle karşılaşırız. Çünkü bunun sonu yok, bir gün olacak. Tarih boyunca olmuş. O bakımdan bu sorunu çözememenin karşılığı yaşanacak böyle bir travma Türkiye ekonomisini sıkıntıya sokar biliyor musunuz? İstanbul Türkiye'nin her yerindeki yaraları sarar ama bir Türkiye İstanbul'un böyle bir yarasını, depresyonunu sarmakta zorlanır. Onun için ne yapıldı depremle ilgili? Yani 1999'dan beri deprem gündemimizde. Neredeyse 20. yılına doğru gidiyor yaşadığımız Düzce'deki deprem. Ne yapıldı, ne yaşandı? Yani Gölcük depremi. Bununla ilgili nasıl tedbirler alındı? Hayır, fırsata çevrildi. Ne yazık ki rant fırsatına çevrildi. Her dönüşümde başka yapılar, işte az önce ihanet kavramının altındaki o görüntüleri yaşamaya başladık. Yani toplum bunu anlayamaz, kavrayamaz bir anda. Çünkü olaya sadece kendi binasıyla bakar. Bunu çözmesi gereken işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Az önce anayasadan bahsettim. Şu İstanbul'un İstanbul'da yönetilme kavramını da anlatayım birazcık. İşte tam da bu noktada eğer Ankara'daki 7 kurum İstanbul'la ilgili karar alabiliyorsa, TOKİ, Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, İller Bankası, yok böyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Yani bir günde burayla ilgili gidip Ankara'daki bir kurumda ilişkileriyle vesaireyle karar alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bypass edip ya da buradaki ilçe belediyesini bypass edip buraya bir kule dikebiliyorsa bu olmaz. Böyle bir karar mekanizması işlemez. Bu bir kentsel dönüşüm değil. İşte onun için depremi çözemezsiniz. Aradan 20 sene geçer, 19 sene geçer. Deprem sorunu aynı yerde durur. Milyona yakın insanın can tehdidini konuşuruz. Bütün bu kavramlar için biz İstanbullular tarafından yönetilmelidir dedik. Buradaki meclis var, burada sorumlu insanlar var. Türkiye'nin en büyük ikinci meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi. İstanbul'un 39 kıymetli belediye başkanı var. Hangi partiden olursa olsun. Yani oradaki insanların, on binlerin, yüz binlerin oy verip seçtiği 39 belediye başkanı var. Ya onlara kıymet versene, onlarla masanı kursana, meclisin iradesini önemsesene, bir başkasının gelip, bir başka kurumun gelip tepeden inme uzay fotoğraflarıyla ya da zihnindeki haritalarla İstanbul'a müdahale etmesine asla fırsat tanıma. İstanbul'u kentli yönetsin, bu şehrin 15 milyon insanı yönetsin. Onun için sizi seçiyorlar, onun için size yetki veriyorlar. İşte bunlar olmazsa bugün o fotoğrafı görürsünüz, bugün depremi konuşursunuz,
milyona yakın insanın can tehdidini konuşursunuz, İstanbul'un kaosunu konuşursunuz. Biraz önceki fotoğraf karesini de hatırlatalım. DEHA muhabiri Can Erok tarafından çekildiğini de hatırlatalım. Başkanım çok sayıda sorular geliyor. WhatsApp numaramız 0545 357 42 13. Twitter'da sen hatırlat istersen. Evet, Twitter ve Facebook üzerinden İmamoğlu cevaplıyor hashtag'i ile sorularınız geliyor sevgili izleyenler. Şimdi birkaç tanesini aktaralım onlardan. Tabii. Size. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i dünkü ziyaretinizden söz ediyor bir izleyicimiz ve bu ziyaret bizler için çok önemliydi diyor. Ziyaretler devam edecek mi bu kapsamda diye sormuş ama ben şunu da ekleyeyim. Görüşme nasıl geçti? Görüşmede neler konuşuldu? Hani bir kısmı yansıdı basına. Evet. Neler konuşuldu o görüşmede? Bunun dışında yani şimdi İyi Parti konusu ortada. Ama diğer yandan MHP'li, HDP'li, Saadet Partili seçmene nasıl ulaşacaksınız? Onların oylarına da talip misiniz? Gayet tabii. Az önce İstanbul İttifakı dedim. Değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de aynı şeyi ifade ettim. Yani ben evet iki ittifak yapmış partinin adayıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım ama ittifak desteğim var. Onun için size teşekkür ediyorum. Ziyaretimizin kapsamı bu. Elbette ki sizin de bilgi alma hakkınız var. Dolayısıyla nasıl bir kampanya yönettiğimizi kendilerine aktardım. Zira ondan 4-5 gün öncesinde İstanbul'da iki siyasi partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il başkanlarının koordinasyonunda ilçe başkanlarını da davet ettiler ve onlara da bir mini bir briefing verdim. Buna benzer bir bilgi aktarımını gerçekleştirdim. Yanı sıra bundan sonraki süreçteki beklentilerimizi, önerilerini aldık. Elbette ki derin bir siyasi tecrübe kendileri. Bu bağlamda çok verimli bir konuşma, bir sohbet ortamı oldu. Teşekkürlerimi ilettim ve ayrıldım. Ama şunu ifade edeyim, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne talip bir belediye başkan adayıyım. Bakın ben ilçemde her siyasi partiyi gezdim. Sırası gelir burada da gezmek ihtiyaç ve koşullar ona uygunsa yine her siyasi partiyi gezerim. Ben tabii İstanbul'da illeri, ilçeleri gezmedim. Yani siyasi anlamda, siyasi parti anlamda. Ona karar verdiğimde hiçbirini kenarda bırakmam, hepsini gezerim. Çok net ifade edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yani bunu ifade ediyorum. Bazıları ya ben AK Parti'ye bile giderim. Çünkü ilçemde gittim. Niye giderim? Şunun için giderim. Elbette ki bir siyasi nezaket ortamının oluşması için giderim. Kendi siyasi ortamımda bunu yaptım mı? Yaptım. Dolayısıyla İyi Parti'ye, HDP'ye ya da Vatan Partisi'ne, Saadet Partisi'ne giderim. Eğer Türkiye'de hukuken bugün siyaset yapma engeli olmayan ve seçime girme hakkı olan hangi parti varsa gider kapısını çalarım. Beylikdüzü'nde ben 5 yıl boyunca büyük bir şenliğimiz vardır. Sevgi barış buluşmaları. O şenliğimizin bir gününü özellikle siyasi partilere ayırırım. Bir parti hiç gelmedi 5 yıl boyunca. O ayrı bir şey. Ama diğer partiler geldi. Ve otururuz. Kenti sorarlar. Ben anlatırım. Eleştirirler. Ben anlatırım. Yüzlerce, binlerce insan da bizi izler. Geçmiş arşivlerimize dönüp baksınlar, bulurlar. Yani bunu niye yapıyoruz? Ben artık belediye başkanıyım. Evet, benim partim Cumhuriyet Halk Partisi. Onun adayıyım, onun belediye başkanıyım. Ama herkese hizmet etmek için seçildim. Dolayısıyla bütün siyasi partileri de kucaklarım. Verdiğimiz mesaj aslında bu. O bakımdan kimse kendini dışarıda hissedemez dememin de gerekçesi bu. O bağlamda verimli bir sohbet olmuştur. Değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener gerçekten ciddi tecrübelerini de bize aktarmıştır. Süreçle ilgili bilgi paylaşımı olmuştur. Bu bir ittifak, resmi bir ittifakın süreci olması gereken bir ziyaretti diye düşünüyorum. Elbette genel başkanımla görüşerek böyle bir süreci yerine getirdik. İstanbul'da böyle bir siyasi karar alır, siyasi partileri gezerim diye bir karar verirsem, yani birini gezmeyeyim, ikisini gezeyim, böyle bir şey olmaz, hepsini gezerim. Çok net ifade edeyim. Sayın Başkan, araya son iki dakikamız. Şöyle bir soru var. Bu arada Tekirdağ'da yaşıyorum. İmamoğlu kazanırsa İstanbul'a yerleşirim diyen bile var sorular arasında, ne düşünceler arasında.
Tabii önce İstanbul'da yaşayanları mutlu edeceğiz. Sonra yeni konuklarımız gelebilir. Tabii İstanbul bir fırsat yerine, cazibe merkezine dönüştüğünde, nitelikli alanlar oluştuğunda elbette biz biliyoruz ki güzel bir yerleşime dönüşür burası. Sayın Başkan, esnafı geziyorsunuz, vatandaşlarla sohbet ediyorsunuz, belli toplantılara katılıyorsunuz hemen her gün. Ancak daha fazla insana hitap etme bağımında henüz bir miting gerçekleştirmediniz. Sorulardan biri de o. Bu sizin mi tercihiniz, bir partinin programı mı veya bu mitingler olacak mı diyelim, evet. Ama şimdi çok kısa bir ara zamanı gelmiş. Aranın ardından bu soruyla devam edelim. Olur. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Başkan, son yarım saatimiz bu arada.
Çok sayıda soru var. Daha çok soru, daha hızlı bir şekilde cevap verirsek daha izleyicilerimizin sorularına yanıt vermiş oluruz. Miting yapacak mısınız? Bir kere çok organik bir kampanya süreci düşünüyoruz. Mitingde şöyle bir ayrışma oluyor. Mitingler genelde tabii genel seçim havasında daha makbul olabiliyor. Çünkü biraz daha Ankara merkezli bir kampanya yönetiliyor ve orada genel başkanların yaptığı mitinglerle süreç yönetilebiliyor ya da son Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. Ama yerel seçim başka bir şey ve İstanbul'un her noktasının gezilip hissedilmesi lazım. Farklı kanaat önderleri var, gruplar var, sivil toplum kuruluşları var. Ya da bir ilçede mağdur edilmiş insanlar var. Örneğin Fikirtepe. Yani Fikirtepe'de mağdur edilmiş binlerce insan var. Onlara gidip birkaç saat ayırıp onları dinlemek gerekiyor. Gideceğiz. Esenyurt'ta keza aynı şekilde. Ya da tapu sorunu olan bugün Kağıthane'de olduğu gibi. Ya da Beykoz'da. Yani 2B arazileri ilgili sorunlar var, süreçler var. Yani tüm bu unsurlar bir miting konusu değil. Onun için mümkün olduğu kadar iletişim, mümkün olduğu kadar insanlara erişmek ve ulaşmak. Tabii şöyle bir avantaj da var. Yani elimizde bir dijital medya var ve sosyal medya üzerinden de erişim imkanlarımız, bilgi aktarma imkanlarımız olacak. Elbette ki sizin gibi medya kuruluşları fırsat tanıdıkça veya fırsat buldukça daha geniş kitlelere daha derin mesajları verme arzusundayız. Bu bağlamda yani miting yapar mıyız bilmiyorum ya da kendiliğinden mitingler oluşur mu onu da bilmiyorum. Çünkü bazen bir şehre gidersiniz, bir topluluk sizi karşılar, iş orada başka bir boyuta gider. Mecbursunuz orada çıkıp bir 10-15 dakika insanlara o alanla ilgili, o ilçeyle ilgili ya da o mahalleyle ilgili ya da o sorunla ilgili hitap edersiniz. Bu bir miting midir? Değildir ama mini mitingler olabilir. Yani kurgusal büyük bir miting yapalım. Şu an zihnimizde böyle bir kavram yok. Gelişir mi? Yani şu an için görmüyorum. Yani organik bir kampanya olsun istiyorum. İnsanlara dokunan, aramızda duvarların olmadığı, aramızda mesafelerin olmadığı, yani nasıl başladıysak sürecin sonuna kadar daha büyüyerek, kitlelerin daha büyüdüğünü hissederek, işin içine gönüllülerin katıldığı ve İstanbulluların aslında sürecin içine dahil olup, ya bu benim seçimim deyip katılımı en yüksek seviyeye taşıyarak, yani iradesini ortaya koyduğu ve sonrasındaki 5 yılda da hesap sorma imkanının olduğu bir seçim süreci olsun istiyorum açıkçası. O bakımdan biraz organik büyümesini istiyorum. Evet. Sayın İmamoğlu, Muharrem İnce size bir destek ziyaretinde bulunmuştu. Evet. O ziyaretlerini sürdürüyor. Adana'daydı. Başkan adayı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulundu ve orada yaptığı açıklamasında dedi ki İstanbul, Ankara gibi şehirleri alırsak eğer ben de Cumhurbaşkanı olurum. Yani benim gündemimde öyle bir şey yok. Benim gündemimde yerel seçim var. O kendi gündemi. Yani tabii bugün biz yerel seçimi konuşuyoruz. İstanbul'u konuşuyoruz. Sanıyorum Adana'da da değerli arkadaşım, belediye başkan adayı Zeydan Karalar da Adana için mücadele ediyor. Onun da gündemi Adana'nın sorunları. Benim de gündemim İstanbul'un sorunları. Böyle bir süreç tanımı zihnimizde de yok, gündemimizde de yok. Tahmin ediyorum bu Sayın İncer'in kendi gündemi. Binali Yıldırım'ın istifa etmemesiyle ilgili siz düşüncelerinizi dile getirdiniz. Aslında çok da beni ilgilendirmiyor ifadelerini kullandınız. Ama şöyle bir soru sorabiliriz. Siz meclis başkanı olsaydınız istifa eder miydiniz? Şimdi bakın bu konuda yasa maddeleri var. Beni ilgilendirmiyor, şu tarafı beni ilgilendirmiyor. Bu konuda yasanın maddeleri var. Ve bu hususla ilgili Sayın Meclis Başkanı'nın yapması gereken elbette bir istifa süreci var. Ama beni şu tarafı ilgilendirmiyor. Yani Sayın Meclis Başkanı'nın kendi kararı, ben oraya işte gidersem makamımdan vazgeçmez kararı. İnanın beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben İstanbulluların da ilgilendiğini düşünmüyorum. Yani İstanbulluların sürecine dahil olmak daha farklı bir tavır ister. Mesela bir şey söyleyeyim. Yani burada bugün sordular hani... sanıyorum AK Parti'den bir yetkili çok iddialı olduklarını, iddialı bir süreci başlatacaklarını ve seçimi kazanmaya çok yakın olduklarını söyledi. Ben de yani zaten vatandaşın arasındayım dedim ve vatandaşın arasındayken ben iddialı kimin olduğunu görüyorum açıkçası. Yani bu konuda vatandaşın ilgisi, bize gösterdiği pozitif duyguları görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum.
Tabii şöyle bir cümle kullandım orada. Vatandaşın arasına girebilirlerse şayet onlar da görürler dedim. Çünkü girebileceklerini çok da düşünmüyorum. Ama biz vatandaşın arasında olacağız. Binali Yıldırım'ın yerinde olsaydınız istifa eder miydiniz? Kesinlikle. Düşünmeden ederim. Ama yerinde olmak istemezdim şu anda. Peki şimdi her seçimde hemen hemen gündemimize gelen bir konu var. O da sandık güvenliği konusu. Çok İzleyicilerimizden önemli. De çok, çok fazla önemli. Soru geliyor bu Haklılar. Konuyla ilgili. Çünkü Haklılar. Şimdi bir de hayali seçmen, evet. taşıma seçmen konusu gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi de adeta bir savaş içerisinde bu konuyla ilgili. Siz karşılaşıyor musunuz? Bununla ilgili önlemleriniz var mı? 165 yaşında seçmen çıkıyor Sayın evet. Başkanım. Şöyle... Tabii bazı hatalar, eksiklikler olabilir. Onları bir kenara koyuyorum. Hı hı. Her şeyi bir planlı bir iş gibi görmemek lazım. Fakat Türkiye'de iki sorun var. Yani bilinçli oy taşıma gibi bir kavram var. Hı hı. Bunu yapmaya çalışanlar var. Aslında çok gereksiz, anlamsız ve gerçekten demokrasinin kurallarına aykırı bir durum. Bir başka husus, yani benim esas üstünde duracağım ki 17'si itibariyle biliyorsunuz itiraz süreçleri bitti. Evet. Umuyorum... Bütün yaptığımız çağrılarla vatandaşlar oyunun nerede olduğu konusunda tespitlerini yapmıştır. Umarım bir sıkıntıları yoktur. Şunu ifade edeyim. Benim için en değerli günlerden bir tanesi aslında 3 planlamamız var. Yani seçim gününe kadar yapılması gerekenler ki kampanyadan bahsediyoruz. Seçim günü yapılması gerekenler çok önemli. Evet. Ona ayırıyoruz. Bir de seçim gününden sonra yapılması gerekenler yönetmeyle alakalı. Dolayısıyla bu seçim günü bizim için o 3 ana kavramın bir tanesi. Bu kadar önemli bizim için. Türkiye'de seçim güvenliğini tartışıyor olmak aslında çağın gerisinde kalmanın bir unsuru. Yani seçimde güvenliği tartışmak, işte sandıkta güvenliği tartışmak ya da sandıkta usulsüzlükleri konuşmak bir ne bileyim hani bazı olaylara aşmış çağdaş ülkelerde anlatsanız inanmak istemezler. Ama ülkede böyle. Kuralları var. Bir, sandıkta kesinlikle her sandıkta adamımız olacak. Yani bu kimin için? Bize atılan oylar için değil sadece. Aslında o sandıktaki çıkan her oyun adaletli bir şekilde sayılması için. İki, mutlaka o okulun ve kat sorumluların o okulda olması lazım. O sandıktaki görevli de bir yetmez çok daha sayıda olacağını şimdiden biliyorum ve görüyorum. Üç, bu tutanakların tutulması ve sağlıklı bir şekilde bir merkeze ulaştırılması ve orada neticelerin hızlı bir şekilde bir tutanağa dönüştürülmesi. Şimdi bu merkez kısmı önemli. İstanbul'da bir merkez oluşturuyoruz. İl başkanlığımızla beraber çalışıyoruz. Ve bu merkezde sistemi tabiri caizse bir kapalı devre misali, yani kimsenin müdahale edemeyeceği bir şekilde bir düzene oturtuyoruz. Bu düzen göreceksiniz belki de İstanbul'un en donanımlı, en sistemli, en doğru netice en kısa zamanda veren bir sürece bir dönüşecek. Seçim üstü. Tabii tabii aynen edeceğiz. Öyle. Bunu da biz zaten muhtemelen il başkanlığımızla beraber kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda vatandaşlarımız en ufak bir şüphe duymasınlar. Ben 12 seçim yönetmiş yine kendi ilçesinde ama seçim yönetmiş, seçim tecrübesi en üst seviyede olan bunun 5 yılı ilçe başkanlığıyla, 5 yılda belediye başkanlığı döneminde olmuş bir kişiyim. Dolayısıyla sandık nedir? Sandığın başındaki süreç nedir? Öncesi, sonrası, akşamı, gecesi. Seçim bittikten sonra ne söylenir, ne konuşulur? Hepsini bilen birisiyim. O bakımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sandıkları hep birlikte. Bu tek başıma değil tabii ki. Elbette ki benim partili arkadaşlarım ama bunun dışında gönüllü vatandaşlarla ki farklı gruplar buna destek oluyorlar, olacaklardır da çok güvenli bir 31 Mart seçim günü yaşayacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkanım, projelerinizden biri de İstanbul'daki yaşam kalitesini yükseltmek, kültür ve sanat, spor faaliyetlerini yükseltmekti. Dün bir görüntü yansıdı, onu bir ekranlarınıza verelim. Orkestra şefliği yaptınız. Onu bir hatırlatalım. Yani, şimdi tabii... İzmir. Kültüre, sanata çok önem evet, veren bir başkansınız. Çok nasıl önem gelişti? Veriyorum. Tabii ben yani yönettim derken yanlış anlaşılmasın. Arkamda görünmeyen bir şef vardı. Ben sadece simgesel yönettim. Keşke yönetebilsem. Ama şunu görüyorum. Gençler çok yetenekli. Evet. Gençlerin sanatla ilgilenmesi ve sanatla beraber ya da spor.
Bakın bu benim okuduğum lisenin defterine Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ettiği 1924 yılında çok güzel bir söz yazmış. Fikri idman, bedeni idmanla muvazi gitmelidir. Yani lise talebelerine şunu önemseyerek söylüyor. Fikri gelişmeniz aynı zamanda beden gelişmesiyle aynı paralelde yürümelidir diye bir aslında tavsiyede bulunuyor. Dolayısıyla spor, sanat, kültür, bütün bunlarla bir toplumun ilgilenmesi, bir mutluluk, bir yetenek geliştirme, hayaller, hayal dünyasını genişletme, oradan bilim adamı çıkar, oradan inanın çok değerli iş insanı çıkar, bilim insanı çıkar. Bu bağlamda bu yapılan faaliyet aslında böyle bir geleceği size hazırlıyor. Bu sadece bir parçası. Gördüğünüz alan 32 bin metrelik Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi. Tüm fonksiyonlarıyla aslında İstanbul'un en büyük belediyeye ait kültür merkezi diyebiliriz. Bu bağlamda işte gösterilen görseldeki gençler, 15, 16, 17 yaşındaki gençler, Beylikdüzü'nün gençleri 6-7 aylık emek. Ve İstanbul'un şu an farklı yerlerinde senfoni orkestrası olarak konser veriyorlar. Gençlik senfonisi. İstanbul'da bu çapta bir senfoni orkestrası o yaşta yok. Yani bu gençlik senfonisi şu an Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin de reklamında görünen gençlik senfonisi. Bu gurur verici bir şey. Yani siz fırsat verirseniz bu şehirde her şey olabiliyor. Neye döndürürseniz insanların yönünü, inanın o yöne doğru çok yetenekli insanlar çok değerli işler katabiliyor o kente. O bakımdan evet bizim yüzümüz sanata, kültüre, sanata, spora dönük olacak. Sporun gelişmesi, sporun toplumsal spor bir şekliyle benimsenmesi, özümsenmesi, spor yapabilmesi. Bakın üç büyük kulübü ziyaret ettim İstanbul'da. Evet, evet. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş spor kulüplerini. İstanbul'un çok değerli üç markası. Yani Fenerbahçe 1907'de, Galatasaray 1905'te, Beşiktaş 1903'te kurulmuş. Trabzon kökenlisi, Trabzonspor'u da destekliyorsunuz. Gayet tabii o benim, o başka bir taraftarlık boyutu. Ama ben artık İstanbul kentinin yöneticisiyim ve İstanbul'daki bu üç büyük kulübün marka değeri olarak, marka katılımı olarak bu şehirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle, kent halkıyla, bir markalaşma boyutuyla nasıl bir işbirliği var? Aklınıza gelen bir şey var mı? Yok. O bakımdan ben diyorum ki bu üç büyük takım ya da üç büyük kulüp, takım demek yanlış, üç büyük kulüp neredeyse 116 yıllık yani tarihsel sürecine baktığınızda dünyada az vardır. Bakın bazı şehirler vardır, bir spor kulübüyle dünyaya mal olmuştur. Barcelona gibi. Bazı şehirler vardır, bir müzisyen tek başına bir besteciyle bütün dünya o kenti tanır. O bakımdan sizin markalarınız var, değerleriniz var ama dünyayı anlatamıyorsanız, kentle bütünleşemiyorsa, onlara da bir katkı sunamıyorsanız, suni bir kulüp kurup onun peşinden belediyeyi koşturuyorsanız ve o suni kulübün peşinden milyonlarca lira kaynak aktarıyorsanız ya da aktarmasına vesile oluyorsanız bunların hepsi yanlış. Yanlış, spora hizmet etmez bu. Sadece tesisleşmek de spora hizmet etmez. O bakımdan biz sporun gerçek değerlerini bu şehre hatırlatacağız. Sanatın bu şehrin her noktasında, bakın her noktasında hissedilmesini sağlayacağız. Toplumun sanatla buluşmasını sağlayacağız. Ya basit bir örnek, bir çocuk sineması, yani 6-7 salonluk bir çocuk sineması, Beylikdüzü'nde açtık, senelik izleyicisi 120 bin kişi. Bir çocuk tiyatrosu 75-80 bin kişi. Yani siz aslında insanlara bu fırsatı veriyorsanız onlar geliyor. Biz her sahnesine, ilk defa tiyatro izleyenleri taşıyoruz. Bunu bütün İstanbul'a yayacağız. Bütün İstanbul'da evet işte az önce dedim ya bir şehri yaşayabilmek. Sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, çevresiyle, imkanlarıyla hissedebilmek. Bu kentin imkanlarının toplumun her kesimine yansıması. İşte o zaman bir ilçeye kaymağından faydalanan kitle gibi tanımlama yapmazsınız. O zaman her ilçesi bu anlamda mutluluğa ve refaha ulaşır. Mümkün mü? İnanın çok kolay. Mümkün. Elbette herkesin
gelir dağılımını eşitleyemezsiniz. Bu benim sağlayabileceğim bir şey değil. Ama bu kentin imkanlarını eşit paylaştırabilirsiniz. Bu çok normal. Başkanım, 2018'i bir İstanbullunun hayaliyle aslında konuşarak bitirdik. O İstanbul'da Bahattin Çağrış. Onunla birlikte 2019'un ilk gününde metrobüs yolculuğu yaptınız. O görüntüler var mı arkadaşlar? Bir hemen kısaca verelim. Hemen verelim. İstanbul'un belki de en önemli sorunu ulaşım. Metrobüs de İstanbul'un can damarlarından birisi. Hem bu görüntüler hem de teme bir metrobüs projeniz var. Bununla evet, ilgili. Aslında şöyle bir kere selam olsun değerli hemşerime. Esenyurt'ta oturuyor ve güzel bir ailesi var. Yani çok nüktedan, Diyarbakırlı bir kardeşim. Şöyle nüktedan, yani işte 1 Ocak günü boş vakitte metrobüse binip boş koltuk görüp oturunca oh be dedi, amorti çıkmış gibi oldum dedi. Yani bu nüktedanlığı, bütün sorunlara bile böyle bakabilmesi müthiş bir zeka. Selam olsun. Şimdi bakın, ulaşım gerçekten problem. Ulaşıma bir bütüncül bakmak önemli bir konu. Ulaşımı çözerken bir aslında senkronizasyon sağlamak lazım İstanbul'a. Koordineli bir şekilde bütün ilçelerin sorunlarını bir masada çözebilmek. 6-7 bölgeye ayırıp bazen inanın iki ilçeyi bir araya getirseniz, hani yaşamda vardır. Ya şu yolu tek yön yapsa bu sorunu çözecek ama ilgilenen yok. Hani böyle tespitleri vardır insanların. Sebebi nedir biliyor musunuz? Bu işin ortak masasının olmaması. Biz İstanbul'un 39 ilçesini etkin bir biçimde yöneticilerini bu sürecin içine katacağız. Sadece onlar mı? Otobüsçüler var, halk otobüsçüleri var, İETT'miz var, minibüsçüler var, taksiciler var. Birçok kavramları da masanın bir paydaşı yapacağız. Sadece talimat vermek için değil, onların tecrübelerini sürecin içine katarak sistemin gelişmesini ve rehabilitasyonunu sağlayacağız. Tabii İstanbul'un bu bütünlük yaşandığı takdirde deniz ulaşımı konusu var ki çok düşük oranlarda. Yani %3'ün altına düşmüş durumda toplu ulaşımdaki payı. Böyle her tarafı deniz olan bir yerde düşük. Metro dediğim gibi çok hızlı yapılaşmalı ve çok büyümeli ve hızlıca İstanbul'da %20'leri henüz yakalamış bir orandan %80'lere çıkmasını sağlamak lazım. Bu veya bunun gibi gelişmeler, tabii siz şundan bahsediyorsunuz. Şu an E5'i metrobüs hattı olarak kullanıyoruz ve yoğun bir yığılma var. Yığılmayı çözememenin iki sebebi var. Birincisi, en başta yanlış araçlar seçildi ve o araçların Türkiye'ye ve rampalara uyumsuz olduğu görüldü, kullanılamadı. Milyonlarca euroluk yatırım yapıldı o işe. İkinci sorun, sonrasında buna çözüm bulan birçok üretici firma devreye sokulmadı. Sebebi nedir araştırıyoruz. Çok rahatlıkla bu süreç, yani şu an mevcut E5 üzerindeki süreç rehabilite edilebilir. O yoğunlaştığı anlardaki sıkıntı en az %1 bir saat önceki görüntüler Sayın Başkan. Evet, yani her akşam İstanbul'un çektiği sıkıntı. Evet. Toplu ulaşım payını arttırmadıkça bu sorunu böyle yaşıyor olacağız. Sıkışıklıkta, trafikte en fazla insanların vakit geçirdiği şehirlerden bir tanesiyiz bu. Bu sağlığa, insanların stresine, huzursuzluğa, uyumsuzluğa, yani birçok kavrama sebep oluyor. Onun için biz her zaman şu felsefeyi savunuruz. Toplu taşımacılık kar güden, illa kar edilmesi gereken unsurlar değildir. Elbette ki maliyetini karşılayacak unsurları düşünmek zorundasınız. Az önce bahsettiğim E5'teki metrobüs yoğunluğunu kuzeydeki, ki artık tem yolu bir transit yol olmaktan çıkmıştır. Kentin içine katılan bir yol olmuştur. Şöyle bir boyutu da vardır. Tem yolu üzerinde bulunan ilçelere baktığınızda Sultanbeyli'den Esenyurt'a kadar, Ümraniyesi'ne kadar aslında bir nebze dar gelirli insanlarımızın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve o insanları da E5'e mahkum ediyoruz. Burada bütüncül bir sistem kurarak hem E5'teki metrobüs sistemini çağdaş araçlarla daha yüksek sayıda insanı taşıma kapasitesini sağlayarak o yığılmayı engelleyip, ayrıca kuzeyde yani tem üzerinde yine bir metrobüs sistemini aslında bir tercihli yol düzeniyle ekspres bir biçimde daha az duraklı Sultanbeyli'den, yani Kurtköy'den neredeyse Esenyurt'a kadar erişimini sağlayacak bir projeden bahsediyoruz. Şehir yapısını kaldırır mı?
Efendim? Şehrin yapısı bunu kaldırdı. Tabii tabii mi? Kaldırdığı gibi şöyle bir düzen aslında şehrin hem yükünü hafifletecek hem de toplu ulaşıma ciddi anlamda nefes aldıracak. Bu sistem içerisinde şöyle bir kavramı da destekliyoruz. E5 ve TEM arasında dikey bir ulaşım sistemi oluşturuyoruz. Bu sistem içerisinde bazı yerlerde bu sistemi organize eden arkadaşlarımızın füniküler ulaşımından minibüs ve otobüs hatlarını destekleyeceği dikey hatlarla süreci destekleyerek E5 TEM arasındaki iletişimi de sağlamış olacağız. Bir de TEM yolu üzerinde sadece bir duraktaki insanların yığılmasıyla değil, ekspres sistemli oldukları için çok da durakta durmayacağı için daha hızlı bir erişimi sağlayacağız. Ve burada aslında biz İstanbul'un biraz da dar gelirli insanlarına, yani Ümraniye, Sultan Gazi, Sultanbeyli, Gazi Osman Paşa gibi birçok ilçesinin vatandaşlarının da toplu ulaşımla yatayda, yani doğu batı ekseninde bir ulaşım imkanına sağlamış olacağız. Ve bu durak sayısı az olduğu için bu durakların da daha kullanışlı, daha geniş insana hizmet veren kapalı mekanlar şeklinde tasarlanacağını da son duyuralım. Son 3 dakikamız başkan. Ülkü var mı sorun? Evet. Şimdi birkaç soru yönelteyim ben size biraz izleyicilerimizden gelen. Onları da böyle hızlıca cevaplayalım. Örneğin bir izleyicimiz İstanbul'un tarihi ve tarihi eserlerinin tanıtımları çok eksik diyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı diye sormuş. Şöyle çok net söyleyeyim size. İstanbul'un tarihi eserleri ne yazık ki iyi ön plana çıkarılmadığı gibi bazı tarihi eserleri aslında göremiyoruz. Evet. Hatta şu son süreçte ne yaptık? Tarihi eserlere, yani o caminin minarelerine minare gibi binaları diktik ve önüne koyduk. Yani resmen aslında İstanbul'un yapısını, görüntüsünü bozduk. Tarihi dokusunu çirkinleştirdik. Bu tabii bir ihanetin bir parçası. Diğer yönüyle evet, tarihini açığa çıkarmak. Bakın, İstanbul'un en büyük zenginliği nedir derseniz inanın yer üstündeki zenginliğinden daha fazla zenginliği yerin altında var. O bakımdan o 4-5 bin yıllık tarihini açığa çıkaracak, turizme katacak ve inanın İstanbul'da 10 milyon civarında turistten bahsediliyor ki bunun içinde mülteciler var, çalışanlar var, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden gelenler ve Suriye, Güney komşularımızdan gelenler var. Bu reel bir turist sayısını yansıtmadığını düşünüyorum. Ama İstanbul'un gerçek turist olarak ağırlaması gereken rakamın en az 20-25 milyona çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu 20-25 milyon aslında İstanbul'a yaratacağı ticari ivme, hizmet sektörü, yani istihdama dönük kavramlar müthiş bir ilerleme kaydeder. Yani İstanbul aslında geri gitmiştir turizmde. Bu tabii tarihi unsurlar öne çıkarılmalıdır. İstanbul kendi karakterini korumalıdır. Biz ne yapıyoruz? Bir bölgeye Arap turistler geliyor. Başımızın üstünde yerleri var. Arap turistler gelsin, Uzak Doğulular gelsin, Avrupalılar gelsin. Rusya turizmi İstanbul'u canlandırsın. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ama yani Arap turistler geliyor diye Taksim'in Araplaşmasına gerek yok. Taksim'in bir karakteri var, Beyoğlu'nun bir karakteri var. İnsanlar oraya Beyoğlu için, olduğu için gelsinler, orada keyif alsınlar ve alırlar da. Yani o bakımdan İstanbul'un tarihi eserlerinin, tarihi dokusunun korunması önemli bir meselemizdir. Başkanım, süremiz bitti. O kadar çok soru geldi ki hiçbirini doğru düzgün soramadık da. Uber var, servisçi plaka sorunu var, otopark sorunu var. Suriyelilerle ilgili ne düşünüyor soruları var ama umarız bir program daha yaparız o programla birlikte. Sadece şunu söyleyeyim. Yani taksicilerle, minibüsçülerle, servis araçla hepsiyle konuşuyoruz ve ortaya çıkan tüm çözümlerimizi kendileriyle paylaşacağız. Hepsiyle derken temsilcileri ve oda temsilcileriyle konuşuyoruz. Onun da altını çizelim. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz katıldığınız teşekkür için. Sağ olun. Ülkü, sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. Katıldığınız güzel için bir İstanbul 2019'da evet. inşallah hep birlikte. İnşallah. Yerel seçim 2019 programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladık. İmamoğlu projelerini anlattı. Nasıl bir İstanbul hayal ettiğini anlattı. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.